Merhaba, ben Emre Kisalı, koruma uzmanı ve inşaat mühendisiyim. Bugün sizlere tarihi ahşap yapıların güncel durumu ve koruma sorunları üzerine genel değerlendirmeler yapacağım. Konuya geleneksel ahşap yapıların yaygın olarak inşa edildiği bölgeler ile başlayabiliriz. Orman bitki örtüsünün zengin olduğu Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde ahşap yapıları daha sık görmekteyiz. Bu yapılar su basman seviyesine kadar yükseltilmiş taş yığma temel veya taş yığma zemin bodrum kat üzerine inşa edilmişlerdir. Anadolu'da görülen ahşap yapıları taşıyıcı sistemlerine göre yığma ve ahşap karkas diye ikiye ayırabiliriz. Yığma ahşap yapılar diğer adıyla çantı, kütüklerin üst üste konulmasıyla inşa edilir. Ahşap karkas sistemleri ise taşıyıcı iskelet, dolgu malzemeleri ve cephe kaplama sistemlerinden oluşmaktadır. Öncelikle karkas sistemde dolgu malzemesinin ahşap olarak kullanıldığı örnekler vardır. Dal örgü ve dizeme bu yapılara örnektir. Ahşap iskelette boşlukların kerpiç, taş veya tuğla gibi yığma yapı malzemeleriyle doldurulmasıyla oluşturulan duvarların kireç bazlı sıva ile kaplandığı ya da sıvasız bırakıldığı sistemlere ise hımış yapı denir. Hımış yapılar Anadolu'da yaygın olarak inşa edilmiştir. Ayrıca göz dolma ve muska dolma gibi yığma dolgulu sistemler de bulunmaktadır. Son olarak ahşap karkas sistemlerde dikmelerin arasının dolgusuz bırakıldığı sivil mimarlık örnekleri de mevcuttur. Dikmelere ince çıtaların çakılmasıyla oluşturulan sisteme Bağdadi duvar denilmektedir. Bağdadi duvarın üzerine kireç alçı harcı sürülmektedir. Ayrıca yalı baskısı diye bilinen diğer bir kaplama yöntemi de bulunmaktadır. Ahşapların birbirinin üzerine bindirilerek çakılması ile dış duvar cephesi kaplanmaktadır. Geleneksel ahşap konutların taşıdıkları estetik, tarihi, anı, kültürel değerlerinin yanı sıra mimari ve belge değerleri nedeniyle bu yapıların korunması gerekmektedir. Tarihi ahşap yapıların karşılaştığı koruma sorunları ve bozulmalara değinecek olursak, ahşap yapılarda görülen bozulmaların nedenleri iç ve dış nedenler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Hatalı malzeme kullanımı, tasarım hataları, kötü işçilik, zayıf bağlantı elemanları, ahşap yapı elemanında kesit boyutlarının azaltılması, kirişin zayıf taşıyıcılığı, tam kurutulmamış ahşap kullanımı ve merkez dışı yükleme gibi durumlar iç nedenler olarak sıralanabilir. Dış nedenler ise çevresel ve insan kaynaklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kar, yağmur, hakim rüzgar, ultraviyole ışınları gibi çevresel koşulların neden olduğu malzeme bozulmaları ahşap yapılarda görülmektedir. Ayrıca bitkilenme, mantar, böcek, termit saldırıları da görülen diğer bozulma türleridir. Son olarak deprem ve sel gibi doğal afetler de yapıya zarar verebilmektedir. İnsan kaynaklı bozulmalar ile yapıların atıl hale geldiğini görebiliyoruz. Ahşap yapılara çağdaş altyapı donatılarının entegre edilmemesi, çok hisseli mülkiyetler, yangın, koruma politikası gibi nedenlerden dolayı kullanıcılar yapılarını terk edebilmektedir. Öte yandan göç ve hızlı kentleşme ile ahşap yapıların yıkılarak yerine çok katlı apartmanların yapıldığı da bilinmektedir. Ahşap yapıların korunmasında karşılaşılan diğer bir durum ise restorasyon uygulamalarında yapılan ağır müdahaleler veya yapıların yeniden inşa edilmesidir. Rekonstrüksiyon olarak da bilinen uygulamalarda özgün malzemenin hiç kullanılmaması, yapıların eskilik ve tarihi değerinin tamamen kaybolmasına neden olabilmektedir. Koruma sorunları için neler yapılabilir konusunda ahşap mimari mirasın korunması için ilkeler önemli bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu metin, tarihi ahşap yapıların korunması ve bakımı için uzmanlara yol gösteren bir rehber niteliğindedir. Önleyici koruma ile yapıların sürekli kullanımı, bakımı ve izlenmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca Katolik Leuven Üniversitesi'nde bulunan Önleyici Koruma Kürsüsü Prekomos da yapılara sürekli bakım ve onarımın önemini vurgulamıştır. Bu yaklaşımda 3 aşamalı bakım programı önerilmiştir. Birinci önlemler, istenmeyen etkilerin sebeplerini engellemektir. İkincil önlemler, istenmeyen etkileri erken teşhis etmektir. Üçüncü önlemler ise istenmeyen etkilerin daha fazla yayılmasını ve yenilerinin oluşumunu önlemek olarak tanımlanmıştır. Böylece tarihi değeri olan ahşap yapılarda mevcut olan ve ileride olabilecek bozulmalar teşhis edilerek önlem alınabilmektedir. Mesela iç ve dış ortamda sürekli alınan sıcaklık,
ve bağıl nem ölçümü, kızılötesi termal kamerayla nem problemlerinin belirlenmesi gibi yöntemler, yapının izlenmesi ve bakımı açısından etkili araçlardır. Böylece ağır müdahalelere gerek kalmadan ahşap yapının korunması sağlanmış olmaktadır. Özetle yapıya uygulanacak müdahaleler en az düzeyde olmalıdır. Özgünlük ve bütünlük korunmalı ve yapının işlevi devam etmelidir. Bozulan özgün ahşap elemanlar aynı tür ve benzer fiziksel özelliklere sahip ahşap eleman ile değiştirilmelidir. Sağlamlaştırma müdahalelerinde geleneksel yöntemler izlenmeli, geri dönüşebilir olmalı, ileride gerek olursa yapılacak koruma işlemlerine zarar vermemelidir. Ahşap yapıların korunması için geniş katılımlı farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Tüm paydaşların ve disiplinlerin beraber çalışma ortamlarının oluşturulması ve önerilerin katılımcı koruma prensipleriyle sık sık tartışmaya açılması sağlanmalıdır. Bu toplantıların sonuçları karar mekanizmalarına yansıtılmalıdır. Son olarak tarihi ahşap mimarinin yapımında kullanılan geleneksel bilgi ve ustalıkları kaydetmek, korumak ve bu bilgileri ara eleman yetiştirmede kullanarak yaygınlaştırmak gereklidir. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, geleneksel olarak inşa edilen ahşap yapılar, çevresel, sosyokültürel, politik ve restorasyon müdahaleleri gibi nedenlerden dolayı koruma sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Tarihi ahşap yapıların özgünlüklerini kaybetmeden koruma planlarının yapılması önemlidir. Özellikle kullanıcısıyla beraber yerinde koruma yaklaşımının belirlenmesi öne çıkmaktadır. İlgili bakanlıklar, yerel yönetim, uzmanlar, kullanıcılar, STK'lar ve mimari mirasa değer verenler ile beraber verilecek, belki uzun ve zor sonuçlanacak katılımcı koruma yöntemi ve planı sağlanmalıdır. Özetle, tarihi ahşap yapılarda kullanım değerinin kaybolmaması gerekmektedir. Çağdaş yaşam koşullarını olanak sağlayan tesisatın yapıya eklenmesi bu anlamda çok önemlidir. Altyapı hizmetleri, ahşap yapıların bulunduğu dokunun somut ve somut olmayan değerleri gözetilerek tasarlanmalıdır. Son söz olarak şöyle bitirmek istiyorum. Tarihi ahşap yapıları yerinde ve kullanıcısıyla beraber koruyalım ve yapıların sürekli bakımını unutmayalım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.